öncelikle merhaba demek istiyorum. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanıyım. İsmim Arzu Öztürk. Ünvanım doktor öğretim üyesi. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Arkasından Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladıktan sonra 25 yıl Marmara Üniversitesi'nde asistanlıktan öğretim üyeliğine kadar görev yaptım. Geçen sene itibariyle de emekli olup İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde göreve başladım. Eğitim Fakültesi 2019-2020 eğitim yılı itibariyle bizim bölümümüzün Türkçe eğitimi lisans programıyla faaliyete resmen başlamış oldu. Şu anda ikinci sınıf öğrencilerimizi, daha doğrusu ikinci sınıfa geçirmeye çalışıyoruz. Yani birinci sınıf öğrencilerimizin bahar dönemini tamamlamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki yeni öğrencilerimizin de hazırlıklarını şimdiden yapıyoruz. Bölümümüz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümü. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümünde tek program olarak lisans eğitimi vermekteyiz. Türkçe öğretmenliği lisans programımız öğretim hayatına devam etmekte. Bölümümüzde Türkçe öğretmenleri yetiştiriyoruz. Mezunlarımız Türkçe öğretmeni unvanıyla mezun oluyorlar. Bizim ana hedefimiz, gayemiz eğitim programının yanı sıra öğrencilerimizi ve mezunlarımızı KPSS sınavlarına hazırlamak, nitelikli, Türkçe'ye hakim, Türkçe öğretimi konusunda uzman, en önemlisi de idealist öğretmenler olarak yetiştirmektir. Şimdi bizim derslerimiz YÖK Yükseköğretim Kurulu tarafından tüm öğretmenlik programlarında uygulanan ortak müfredata göre şekilleniyor. Dolayısıyla 3 ana grup dersimiz var. Meslek dersleri, alan dersleri ve genel kültür dersleri olmak üzere. Şunu söylemek istiyorum, özellikle öğretmenlik bölümlerini tercih edecek arkadaşlar, şunu çok iyi bilsinler. Türkiye'nin herhangi bir yerinde öğretmenlik okuyan arkadaşlarımız, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin Türkçe öğretmenliği programıyla Van 100. Yıl Üniversitesi'nin Türkçe eğitimi programının aynı olduğunu, bunun bize YÖK tarafından çekirdek program olarak sunulduğunu bilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla ders konusunda, içerik konusunda bir standart mevcut. Genellikle biz sınıflarda eğitim veriyoruz. Bir adet üniversitemize ait tam donanımlı bilgisayar laboratuvarımız var. Burada öğrencilerimiz bilişim teknolojileri ve öğretim teknikleri derslerini uygulamalı olarak yapma imkanı buluyorlar. Öğrenci sayımızın az olması, özellikle kontenjanımızı az tutuyoruz. Bir butik bölüm havasında olmamız için, öğrencilerimizle birebir iletişim kurup ilgilenebilmemiz için bu bizim kendi tercihimiz. O yüzden eğitimimizin büyük bir kısmı sınıf içinde gerçekleşmekte. Staj mecburiyetimiz tabii ki var. Öğretmenlik programlarında öğretmenlik uygulamaları dersi zaten zaruri, mecburi ders. Biz şu anda Ümraniye ilçesi içinde öğrencilerimiz buradaki ortaokullarda staj yapma imkanı bulacaklardır. Bizim eğitim fakültesi programlarında sadece staj mecburiyeti var. Öğretmenlik uygulamaları dersinden geçmeden, onu tamamlamadan mezun olamıyorsunuz. Bir bitirme tezi veya bitirme projesiyle ilgili fakültemizde herhangi bir uygulama mevcut değil. Yeni kurulan bir fakülte ve bölüm olduğumuz için bu konuda girişimlerimiz var. Şu anda bir üniversiteyle irtibat halindeyiz, kabul ettiler. İmzaların atılması sürecindeyiz şu anda. Bizim gayemiz Erasmus programlarından azami düzeyde öğrencilerimizin faydalanması. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kendi katıldığımız, hoca bazında katılmayı düşündüğümüz organizasyonlar var. İleriki dönemlerde de Türkçe eğitimi ve özellikle yabancılara Türkçe eğitimiyle ilgili bir kongre hazırlığı içindeyiz. Başta da söylediğim gibi program olarak bütün eğitim fakültelerinde standart program uygulanmakta. Bizi ayıran en önemli özellikler şöyle söyleyebilirim. En başında isteğe bağlı hazırlık programımız var.
Türkçe öğretmenliği bölümünü kazanan öğrencilerimiz isterlerse isteğe bağlı hazırlık okuma imkanına ve şansına sahipler. Bu Türkiye'de başka bir üniversitede Türkçe öğretmenliği bölümü için görülebilir bir şey değil. Yok, sadece şu anda bizde var. Bu imkanı kullanmaları için öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. İkinci bir ayrıcalığımız biz malum KPSS sınavı öğretmenlik atamalarında çok önemli bir baraj sınavı. Birinci sınıftan itibaren KPSS için, Türkçe öğretmenliği alan sınavı için öğrencilerimizle çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bunun dışında üniversitede akademik gelişim programları mevcut. Akademik gelişim programlarında da öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre Hattan Ebru'ya, yabancı İspanyolcadan, İbranice'den İngilizce'ye çok farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulabiliyorlar.